Günlük diyette önemli bir yere sahip olan şeker ve şekerin gıda sektöründeki gelişimi birçok kişinin dikkatini çeken bir konu. Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmelerle gıda sektörü büyük değişiklikler yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Şeker konusunda da büyük adımlar atılıp suni tatlandırıcı dediğimiz tatlandırıcılar hayatımıza girdi ve günlük diyetimizde bulunuyor. Kilo verme çalışmalarında çoğu kişinin tükettiği diyet ürünlerinin yani besleyici değeri olmayan şekerli gıdaların metabolizmaya etkilerini Kanal T Haber vatandaşa sordu. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar günlük şeker tüketiminde bilinçli olduklarını ve şekerli gıdalar konusunda çok dikkatli ettiklerini söyledi. Kahvenizde, çayınızda şeker kullanır mısınız? Çayda kullanırım, kahvede kullanmam. Peki zararlarını biliyor musunuz? Farkında mısınız? Biliyorum. Bilerek kullanıyorsunuz. Evet. Çok az miktarda, çünkü şeker zararlıdır. Sağlığa çok zararı vardır. Onun için şeker ve tuz bunlardan uzak. Mümkün olduğu kadar uzak. Peki biliyor musunuz zararlarını? Yok, bilmiyorum ama duyarım zararlı olduğunu. Onun için mümkün olduğu kadar uzak kaçarım. Farkındasınız yani zararlarını? Evet, evet. Çay ve kahvende şeker kullanır mısın? Yok, kullanmam. Sevmem şekeri. Hani zararlarına itibaren 9 senelik kendi futbolcuyum. Bir de sağlığıma çok dikkat eden bir insanımdır. O yüzden şekeri sevmem, kullanmam. Zararlarını biliyor musun, farkında mısın? Zararlarının farkında olmamın, yani bizim daha doğrusu ufaklıktan beri gelen gelenekler, göreneklere doğru zararların bir tek zarar olduğunu, hani ufakken bize öğretilen o dişleredir, sağlığadır, çok zararlı olduğunu öğrettiler bize. O yüzden hiç kullanmam, sevmem yani. Şeker kullanmıyorum 3 senedir. Neden peki? Zararlı olduğu için mi? Evet, zararlı olduğu için kullanmıyorum. Zararlarını biliyor musun? Ya tabii ki şeker, glikojen vücuda hani tuz, şeker, un bunlar vücuda yararlı şeyler de yani çok tüketilmemesi gerekiyor. Yani şekerin tabii ki vücudun ihtiyacı var ama yeteri kadar çok şeker almıyorum. Yani şeker almak istediğim zaman tatlı falan çok az kullanıyorum. Ama kahvende, çayında şeker kullanmıyor. Hayır, kullanmıyorum. Kanal T Haber Yakında Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanı Doktor Sena İl'ine de mikrofon uzattı. İl'in şekere ihtiyacımız var ancak gereğinden fazla karbonhidrat tüketildiğinde vücudun zarar gördüğünü şu sözlerle açıkladı. Tabii diyabet çok günümüzde açıkçası günümüzün 21. yüzyılın salgını olarak düşünülüyor. Bu yüzden de gerçekten de çok önem taşıyor. Gittikçe de yaygınlaşmaya başladı. Çocukluk yaş grubundan erişkin yaş grubuna kadar birçok şeyde rastlıyoruz. Diyabetin tanımından bahsetmek gerekirse toplumu bu konuda aydınlatmak lazım çünkü. İnsülin dediğimiz kan şekerini düzenleyen bir hormonumuz var ve insülin eksikliği veya bu kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun dokularda yeterince etki gösterememesi sonucu aslında diyabet ortaya çıkıyor. Vücudumuz enerji, karbonhidrat, yağ ve proteinlerden aldığı enerjiyi vücut kullanamıyor diyabet durumunda. Ve maalesef ciddi metabolik problemlerle karşı karşıya bırakan kronik sinsi bir hastalık. Maalesef sessiz katil diyoruz, hipertansiyon gibi diyabet de bu konuda önem taşıyor. Tabii toplumda şöyle de bir sıkıntı var. Hani diyabet diyoruz, insülin diyoruz, sizin insülininize bakacağız diyoruz, hemoglobin averaj ediyoruz. Hastalarımızın ve izleyenlerimizin de bu konuda kafasına soru işaretleri oluyordur. Yani ben tam neyim, şekere mi yatkınım, şeker hastası mıyım? Bu tanım çok karışıyor. Vücudumuz enerji olarak glukozu kullanıyor çünkü. Bizim hücrelerimizin enerji ihtiyacı var ve bunu da biz besinlerden aldığımız, karbonhidratlardan aldığımız şekerden sağlıyoruz. Ve tabii ki de şekere ihtiyacımız var. Ama bunu pankreastan salınan insülin hormonuyla hücre içerisine alabiliyoruz. Beyin dokusu haricinde bütün dokularımızda bu şekilde yapabiliyoruz. Ve doğal olarak bunu vücuttaki hücrelerimiz enerjiye çevirebiliyor. Fakat gereğinden fazla karbonhidrat tükettiğimizde maalesef bu çikolatalar, jelibonlar, çok sevdiği çocukların çok sevdiği, bizlerin de çok çok hoşlandığı rafine şekerler, maalesef beyaz ekmek özellikle karbonhidrattan çok zengin olan bir takım gıdaları fazla tükettiğimizde, egzersiz yeterince yapmadığımızda gereğinden fazla glikoz girişi oluyor vücudumuza ve diyor ki hücrelerimiz ben bu kadar fazla enerji alırsam ölürüm. Ve bunun artık insülin
Bunları düşürmek için vücuttan daha da fazla pankreastan daha fazla salgılanmaya başlıyor ve maalesef önüne geçemeyeceğimiz bir insülin direnci sürecine girmiş oluyoruz. İnsülin direnci bir hastalık değil, diyabet gibi bir durum değil. Sadece bize aslında uyarıcı bir durum insülin direnci. Bunu özellikle izleyenlerimize de belirtmek isterim. Çünkü insülin direnci gerçekten önüne geçilebilecek bir durum. Fakat diyabet aşikar diyabet haline geçtiğinde bunun önüne geçemiyoruz ve gerçekten tedavi yapmamız gerekiyor. Pankreas rezervlerinin bize azaldığını hatta tamamen tükendiğini de birçok durumda gösterebiliyor. Bu yüzden insülin direnciyle karşılaştığımızda genelde hastalarımıza bu etaplarda yakalamaya çalışıyoruz. Mutlaka diyetisyen kontrolünde devam ettiriyoruz ve bir takım buna yönelik HOMA skoru dediğimiz, insülin direnci skoru dediğimiz bir skoru belirleyerek kan tahlillerinde bunlara bakarak hastalarımızı yönlendirme şansımız oluyor ve önüne geçme şansımız oluyor. Çok da zayıflattığımız ve bu şekilde diyabete gidişi engellediğimiz durumlar da var. Hayır, ben şeker kullanmıyorum. Neden peki? Yani hastalıktan korkuyorum. Hayır, sevmiyorum şekeri. Benim kahvem de şekersiz, çayım da şekersiz. Peki zararlarını biliyor musunuz şekerin? Ya birçok zararı olduğunu biliyoruz. Evet, şeker kullanıyorum. Şeker iyi değil ama işte yine de işte her şeyde şeker olduğu için vallahi. Peki çayınızı, kahvenizi de şekerli içiyorsunuz? Aynen, şekerli içiyorum. Evet. Zararlarını biliyor musunuz? Biliyorum ya, zararlarını biliyorum. Zaten yediğimiz her şeyde şeker olduğu için aslında gerek yok ama işte yine de alışkanlık olduğu için şeker kullanıyoruz. Kesinlikle şeker kullanmıyorum. Biraz araştırma yapmıştım bunun üzerine. Bağımlılık etkisi olduğunu düşündüğüm andan itibaren şekeri hayatımdan çıkardım. Hatta un, tuz, karbonhidratı dahi hayatımdan çıkarmış durumdayım. Neden peki, zararlı olduğunu bildiğin için mi? Tabii zararlı olduğunu, psikolojik etkilerini araştırdım. Bunun bayağı psikolojik etkileri var. Ayrıca şeker sadece Canan Karatay'ın dediği kadar da değil, bayağı insanları etkisi altına almış ve şu an gıda sektöründe %70-80 oranında kullanılan, hangi markete, süpermarkete giderseniz gidin bu oranda aşırı derecede şeker tüketimini görebiliyorsunuz. Hangi ambalajın arkasına bakarsanız bakın, şeker üretimi tüketimini için işte bu kadar halka sunulduğunu görebiliyorsunuz yani. Şeker kullanıyor musunuz? Çayınızda olsun, kahvenizde olsun. Şeker hastasıyım, hiç kullanmıyorum. Kaç yıldır şeker hastasısınız? Yaklaşık 4 yıl falan. Ben şekeri çoktan kestim. Çok kullanıyor muydunuz peki şeker hastası olmadan önce? Şeker hastası olmadan önce yine çok fazla şeker kullanmazdım ben. Normal yani, şey değildi. İnsüline daha yaygın bakıyoruz aslında. Şimdi bize genelde dahiliye polikliniklerinde biliyorsunuz her hasta bizden mutlaka geçer. İç hastalıkları polikliniğine mutlaka gelir. İç hastalıklarında ilk olarak zaten kilo alımıyla geldi mi bir hasta, bizim kafamızda belli şeyler oluşuyor. İnsülin direnciniz olabilir, tiroid değerlerinize baktınız mı? Bunları mutlaka araştırıyoruz. Çünkü çok yaygın toplumumuzda gerçekten. Hipotiroidi, guatr rahatsızlıkları, tiroidle alakalı rahatsızlıklar. İnsülin direnci çok yaygın ve bunları tabii ki de laboratuvar olarak değerlendiriyoruz. Hastalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Tiroidlerde tetikliyor mu? Tiroid buna katkıda bulunuyor. Kilo alımına çok katkıda bulunuyor. Bunlar maalesef birleştiği zaman tabii problem yaşıyor hastalar. Hipotiroidi dediğimiz tiroid hormonunun, yani tiroid bezinin az çalıştığı durumlar var. Bunlar da kilo almaya gerçekten çok ciddi katkı sağlayan ve hayat kalitesini, yaşamını etkileyen durumlar hastamızın. Bununla birlikte insülin direnci de eklendiği zaman tabii ki de bir de özellikle genetik yatkınlık varsa, bunları daha önceden de aslında çok değiniyoruz. Genetik zemini olan bir şey diyabet. Özellikle tip 2 diyabet dediğimiz bizim gıda alımımızla ve sonradan gelişen diyabet, insülinle bağımlı olmayan diyabet dediğimiz tip 2 diyabet, belli bir yaştan sonra ortaya çıkan, 40-45 yaşlardan sonra özellikle ortaya çıkan diyabet formu, bunlarda daha çok karşılaşıyoruz. Dikkatli olmak gerekiyor o konuda. Çocuk yaşlarda mı daha çok?
Tip 1 çocuk yaş grubunda daha çok yaygın. Genelde 15 yaşın altında tanılıyor bu çocuklarımız maalesef ama o tamamen insülin bağımlı bir diyabet formu. Ve maalesef aileler bu konuda kendilerini çok suçluyorlar ama genetik zemini yok onun aslında. Genetik zeminine gelişmiyor. Otoimmün dediğimiz vücudun kendi kendine reaksiyon geliştirdiği bir takım durumlarla açığa çıkıyor. Ve bunu da ailenin engelleme şansı yok. Kardeşlerinde çıkmayabilir ama maalesef çocuk yaş grubunda bunlarla karşılaşıyoruz. Ama bu çocuklar daha bilinçli ve daha iyi bir beslenme düzeniyle yetiştirirlerse birçok diyabetin birçok komplikasyonunun önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü çok ciddi komplikasyonlarla seyredebiliyor. Tatlı vesaire hayatınızdaki yeri nedir? Tatlının ya da tatlı şekerli şeylerin. Vallahi bulduğumuzda yerik ama mümkün olduğu kadar uzak kaçmaya çabalarık. Yani yerik. Ailenizde şeker hastası var mı? Yok. Yoktu. Şükür olsun yoktu. Tatlı falan yer misiniz? Bazen çok seyrek, çok seyrek. Kontrollü şekilde herhalde. Evet. Yani işte anasın çocuk ekmek kadayıfı falan yaparsa bir parçacık yiyoruz. Diyabetle insülin direncinin farkı. Ondan da tabii daha detaylı bahsetmek gerekirse insülin direnci demin dediğimiz gibi vücut belli bir şekeri fazla, karbonhidratı fazla aldığımızda insülin seviyesini çok yükseltiyor. Pankreas dediğimiz insülin salgılayan hormonu rahatlıkla salgılayabilecek durumda. Pankreasımız sağlam o an ama belli bir zaman diliminden sonra insülin direnci vücutta bir takım depolanmalar yapıyor. Çünkü insülin hormonu anabolik bir hormon, yani her şeyi depo yapan bir hormon. Vücutta trigliserit dediğimiz kötü kolesterol olarak depolamaya başlıyor ki bu karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Kalp damar hastalıklarını, iç organ yağlanmasına sebep olarak kalp damar hastalıklarını tetikleyebiliyor. Aynı zamanda bu insülin ikinci görevi olan bu depolama görevine geçiyor. Hücreler tarafından bu fazla glikozu ne yapayım diye düşünürken ikinci görevi de ürik asit dediğimiz maalesef bazı eklem aralıklarında birikime, ürik asit birikimine sebep olarak GUT dediğimiz bir takım eklem rahatsızlıklarına kadar götürebiliyor. Aynı zamanda genç yaştaki bayan hastalarımızda adet düzensizliklerinde insülin direnci gene karşımıza çıkıyor. Bu da polikistik over sendromunun aslında bir komponenti. PCOS dediğimiz halk arasında çok geçiyor. Çocuklar genelde adet düzensizliğiyle karşılaştığı zaman mutlaka kiloluysa da özellikle insülin direncini gözden kaçırmamak gerekiyor. Ama dediğim gibi bu geri dönüşümsüz bir süreç değil. Biz bu anda yakaladığımız çok hasta var ve tedavi vererek diyetisyen gerek tedavi gerek medikal tedaviyle bir takım yaşam tarzı değişiklikleriyle bu hastalarımızı geri döndürebiliyoruz. Diyabete gitmesini engelleyerek. Çünkü genetik faktörler bir kader değil. Bunların önüne geçebiliyoruz. Tabii ki de yatkınlığımız oluyor ama bu bizim kaderimiz olarak belirlememiz gerekiyor. Önlemini aldıktan sonra bunların önüne geçilebilir. Ama genetik olup yine olmama durumu da var mı? Tabii. Çok dikkat ederseniz, şimdi normal bir popülasyona göre, mesela benim ailemde, bunu kendimden de örnek vereyim çok şey olacak ama, kendim de büyük bir bebek olarak doğdum. Muhtemelen annemin de gebelik diyabeti vardı. Gestasyonel diyabet çok duymuşsunuzdur. Ben mesela normal popülasyona göre şekere daha yatkın bir insanım. Bunu benim ne yapmam gerekiyor? Bunu öngörerek, ailemdeki bu öyküyü öngörerek birazcık daha yediğime, daha karbonhidrattan fakir gıdalara yönelmem gerekiyor. Ha, normal bir popülasyona göre biraz daha dikkatli olmam gerekiyor belki ama bunun önüne geçebilir miyim? Sağlıklı beslenerek, sporumu yaparak, tabii ki de çok düzenli spor yapma her zaman şansımız olmuyor çalışma hayatımızdan dolayı ama belli bir düzen içerisinde bunları yaptıktan sonra rahatlıkla önüne geçilebilir. Dediğim gibi illa diyabet olacağız, bundan kaçamayız diye bir kaide yok. Böyle bir şey yok. Bunu engelleyebiliyoruz. Kendim bildim bile diyeyim, yani şöyle bir 10 sene diyeyim. 10 senedir en fazla baklavayı 3 kere yemişimdir. Öyle söyleyeyim size yani. Ailende şeker hastası var mı? Çok şükür hiç yok. Hiç de görmedim yani böyle bizim ailede bir şeker hastası olan bir insanı. Sen sağlıklı besleniyorsun. Ya biraz öyle oluyor. Tatlı
tatlı falan hayatınızda ne kadar? Az. Az. Ailenizde var mı şeker hastası? Hayır, yok. Bizde şeker hastası yok. Ama yine de kontrollü kullanıyorsun. Evet. Hastalarımız bize neyle geliyor? Bu çok önemli. Kişiler özellikle kendilerinde şuna dikkat etmesi gerekiyor. Gece sık idrara çıkmayı biz çok sorgularız. Bu tarz hastalarımız kilo almayla geldi, işte benim ailemde diyabet öyküsü var dediğinde biz bunları çok sorgularız. İşte gece sık idrara çıkıyor musunuz? Çünkü gece boyunca sık idrara çıkartır. Şeker birlikte beraberinde suyu da götüren bir moleküldür. Ve bu yüzden de bu hastalarda zaten şeker oranı çok fazla olduğu için, şeker beraberinde suyu da götürdüğü için bu hastalar çok sık idrara çıkarlar. Gün içerisinde de çok sık çıkarlar, gece de çok sık çıkarlar. Bunu mutlaka sorgulamamız lazım. Bu sıvı kaybına bağlı olarak devamlı su içme gereği hissederler. Polidipsi dediğimiz bizim devamlı su içme isteği uyanır bu hastalarda çünkü vücut susuz kalmıştır. Bu da çok su içmeye, ağız kuruluğu gibi semptomları getirir. Onun dışında ellerde, ayaklarda uyuşma, karıncalanmalar, bir takım vitamin eksikliklerinde olduğu gibi şekerin de nöropatik bulgularından biridir. Çünkü şeker sadece damar hastalığı değildir. Maalesef büyük, küçük, bütün damarları tutar, böbrek, kalp, her şeyi ve aynı zamanda sinirleri de etkiler. Ve neredeyse çok acıdır ama bazı hastalarımız çok kontrolsüz giden diyabetlerde hissetmezler bile. Ayağının yandığını hissetmez, ayakkabının vurduğunu hissetmez ve çok ciddi komplikasyonlarla, evet, diyabetik ayak gibi biliyorsunuzdur, karşılaşmışsınızdır. Allah korusun, kaybetme. Aynen, ayağın oluyor, kesilmesi, evet, gibi duruma kadar bile, evet, gittiği oluyor. Maalesef kemiğe kadar enfeksiyonlara sık yol açtığı için bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu hastalarda onun dışında görme bulanıklıkları oluyor, görme bozuklukları, ani böyle görme kayıpları olabiliyor. Genelde bunu gözüm bozuldu deyip hastalarımız çok geçiştiriyor ama ailede böyle bir öykü varsa ve bu tarz belirtilerle beraber görme bozukluğu da oluyorsa mutlaka bakmak lazım. Şeker aynı zamanda sorbitol dediğimiz şeker, orada da suyu çekerek göz merceğinde şişmeye sebep oluyor ve görmenin azalmasına, hatta harabiyet sonucu körlüğe kadar götürebiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu ellerde, ayaklarda uyuşmanın da asıl sebebi eldiven, çorap tarzı deriz biz genelde. Ayak ve elde de belli bir yerlerde böyle uyuşma, karıncalanma tarifler hastalar. En uç kısımlarımız, kalpten en uzak kısımlarımız da maalesef ayak uçları ve eller olduğu için de bunlarda nöropatik belirtileri, bu hissizlik, uyuşma şeylerini daha çok görürüz. Aynı zamanda bu hastalar sessiz MI dediğimiz, diyabetik hastalarda en çok korktuğumuz şey sessiz kalp krizi. Bununla çok karşılaşıyoruz. Normal tipik göğüs ağrısını çok kontrolsüz diyabeti olanlarda göremeyebiliyoruz maalesef. Bu da sıkıntılı taraflarından biri. Çok atipik bir göğüs ağrısıyla gelip atlanabilir ve kalp krizi geçiriyor olabilir hastamız ama bunu saptadığımızda iş işten geçmiş de olabiliyor. Onun için diyabetik hastalar bu konuda daha da alert olmalı, bu konuda dikkat etmeli. Bunlara özellikle bakmamız lazım. Aynı zamanda bu hastalarda, özellikle bayan hastalarda, diyabetik bayan hastalarda çok sık vajinal enfeksiyonlar da gerçekleşir. Eğer bu tarz akıntı, mantar enfeksiyonları özellikle çok sık yaşıyorlarsa mutlaka bu açıdan da bir şekerlerine baktırmalarında fayda var. Daha hayatında ne kadar var tatlı? Tatlı hayatımda kesinlikle yok. Tatlı yemiyorum zaten. Yani bu zaten bendeki etkilerini söyleyeyim size. Ben şeker yediğim zaman bir iki saat kendimi çok enerjik hissediyorum. İki saatten sonra kendimi bitkin bir halde hissettiğim için tatlı yemeği bile kesmiş durumdayım. Yani. Peki ailende şeker hastası var mı? Yok, kesinlikle yok da yani şeker yüzünden dişleri dökülmüş kardeşlerim var. Yani bir kardeşim var, onda zaten diş artık kontrole falan gidiyor, yaptırıyor. Yani etkileri kötü, sonuçlarını görebiliyoruz. Yani sadece şeker hastalığı değil, onun dışında birçok etkisi var. Evet, evet. Kesinlikle kötü sonuçları var. Evet, her, yani hiçbir şekilde iyi değil. Rafine şekerden bahsediyoruz burada. Çünkü doğal şeker portakalın da içinde var. Mandalinanın da içinde var. Bunların zaten kullanımı vücutta hemen enerjiye dönüştüğü için bir sıkıntı olmuyor. Ama depolanan şeker diye adlandırdığımız mısır şurubunun içinde olan şekerler, bunlar zararlı şekerler ve kullanılmasını da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şöyle söyleyeyim, neredeyse 3 kişiden birinde diyabet var maalesef. Türkiye'de bununla, bu hastalarımızla daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü orada daha bir yoğunlukla karşı karşıyaydık tabii.
Ama Kıbrıs'ta da gerçekten çok yüksek bir popülasyonda diyabet var. Maalesef beslenme şekillerimizden birazcık. Mangal ve şey kültürünü çok seviyoruz çünkü hepimiz. Biz de karbonhidratı çok seviyoruz. Aslında sadece şeker değil. Şeker değil tabii. Hastalarda şey oluşuyor. Ben şeker yemiyorum ki. Siz bana şeker soruyorsunuz ama ben şeker yemiyorum. İşte beyaz ekmek yiyor musunuz? Karbonhidrattan zengin yiyor musunuz? Ha beyaz ekmeği çok seviyorum diyor aslında mesela. Onların da aslında vücudumuzda şekere dönüşüyor. Onların da önüne geçmek gerekiyor. Mesela meyve şekerleri, fruktoz dediğimiz bir takım şekerler tüketiyoruz. Fruktoz meyvenin içerisinde olan şekerdir ve genelde bisküvilere de bunlar konur. Ben hastalarıma da hep aynı şekilde söylerim. Bisküvi yerseniz doyma hissiniz oluşmaz. Çünkü bizim beynimiz glukozu algılıyor, fruktozu algılamaz. Meyvede de aynı şey geçer. Doygunluk oluşturmuyor ve meyvelerin bazılarına da dikkat etmemiz lazım. Özellikle diyabetik olduktan sonra gerçekten maalesef diyet kısıtlaması çok daha belirgin olması gerekiyor. Hastalar eğer bunlara uymazsa maalesef ilaçlarla ve diğer şeylerle bu kontrolü sağlamamız çok zor oluyor bu hastalarda. Aslında şekersiz meyveler bile zararlı belki de. Mutlaka içlerinde belli oranlarda şeker var ama bunların daha az içeren var, daha çok miktarda içeren var. Mesela muz, üzüm, kavun, karpuz bunlar özellikle yazın karpuz, kavun özellikle çok fazla yeme isteği uyandırdığı için hastalarımızın da nefsini tabii engellemek çok mümkün değil bu konuda. Onlar da haklılar. Her şeyi kısıtlamak mümkün değil. Belli miktarlarda bunları diyetisyen arkadaşlarımızla düzenliyoruz. Belli miktarlarda aldıktan sonra sorun yaşamayız ama bunların miktarında en ufak artışlar çok ciddi kan şekeri yüksekliklerine sebep oluyor. Çünkü hastalarımızda normal bir mekanizma ortadan kalkmış oluyor. O kan şekerini maalesef yeterince sağlayamıyor. Kan şekerini, o kadar yüksek kan şekerini insülin düzeyi salgılayamadığı için vücut yeterince düşüremiyor. Ve maalesef yüksek seyrediyor ki o şeker de damarlara her yere toksik. Maalesef vücudumuza zarar veriyor. O yüzden de belli oranlarda diyetisyen kontrolünde diyabetik olan kişilerde özellikle bu kontrolü devam ettirmek lazım. Peki son olarak neler eklemek istersiniz? Her zaman diyoruz hastalarımız diyor hep doktorlar aynı şeyi söylüyor diyecekler ama ilk önce yaşam tarzı değişikliği. Diyabet de gerçekten işimizin büyük bir parçası. Biz tedavileri veriyoruz birçok şey yapıyoruz ama hasta yaşam tarzı değişikliği yapmazsa bunların önüne geçmek gerçekten çok mümkün değil. Bunlar konusunda hastalarımıza çok büyük bir iş düşüyor. İkinci olarak da tabii ki de birazcık daha hayatımızda spor aktivitesini, hareketi birazcık hayatımıza taşımamız gerekiyor ama bunu da şöyle demek lazım. Her hastaya işte koşu, yüzme ya da aşırı böyle fiziksel aktiviteyi önermiyoruz. Kalp sorunlarını, yaşını, hastanın tamamen klinik ve kendi demografik bulgularını da göz önüne alarak bunları şey yapacağız, ayarlayacağız. O da orada da iş bize düşüyor birazcık. Dediğimiz gibi bu yaşam tarzı değişikliği ve biraz aktivite fazlalığından sonra geriye bizim medikal tedavilerimiz devreye giriyor. Onları da bizler hastanın 3 aylık şeker kliniğine, laboratuvar bulgularına, seyrine, kan şekeri profiline göre ayarlıyoruz. Onlara göre de hastalarımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Takiplerini de yapmaya çalışıyoruz. Bir başka vatandaş ne diyor da görüşünceye dek hoşça kalın.